2023-2024 eğitim öğretim yılı yapılan değişikliklerle başladı. Yeni kararlara göre 1. 2. 3. ve 4. sınıfların yazılı sınavları kaldırıldı. Yönetmeliğe göre artık ilkokullarda sınav yapılmayacak. Öğrenciler ilk sınavlarına 5. sınıfta girecek. İlkokullarda yazılı sınavlar tamamen kalktı. Öğrenciler ilk sınavlarına 5. sınıfta girecek. Öğretmenler ise öğrencileri takip edecek ve dönem sonunda notlarını öğrenci gelişim dosyasına göre verecek. Okul öncesi ve ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Sınav haftasında ise okullarda ders işlenmeye devam edilecek. Bakanlık tarafından alınan yeni kararları Sakaryalılar değerlendirdi. Bazı vatandaşlar alınan kararın gereksiz olduğunu söylerken bazı vatandaşlarsa doğru olduğunu belirtti. Güzel düşünülmüş de şu an neden böyle bir karar aldığını bilmiyorum. Size gerekli miydi bu karar, gereksiz mi? Bence gereksiz yani. Böyle bir şey yoktu. Direkt böyle bir şey çıkarılması tuhaf olmuş. Ben öyle düşünüyorum yani. Biraz şey olmuş yani, tuhaf olmuş. 5. sınıfa kadar mı girmiş? 5. sınıfa kadar yazılı sınava girmeyecek öğrenciler. Sizce gerekli miydi böyle bir uygulama, karar? Gereksiz. Zaten eğitim sistemi artık sıfır oldu. Sınava girmeyecek çocuk ne yapabilecek? Bak biz ilkokuldaki bilgilerimizle bu zamana kadar gelebildik. Yok devamsızlık kaldırıldı, yok şeyle direkt geçme var bilmem ne. Bence yanlış. Yani eğitim sistemi zaten bitti de. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Sınavlar kaldırılmamalı. Kaldırılmamalı tabii, o çocuklar hayata nasıl atılacak? Neyi yapacaklar? Hayat bilgisi yok, tarih yok doğru düzgün çocuklarımızda. Ne var? Hiçbir şey. Yani sadece ne şu andaki çocuklarımız? İnternet bağımlısı, telefon bağımlısı. Başka hiçbir şey değil. Yazı ve yazılı sınav olması lazım. Bırakın testi, yazılı sınavlara girmeleri lazım. Eğitim sisteminde bu kadar problem varken ilkokul çocuklarına dönük bir yani reform yapılması bana saçma geldi açıkçası. Ben bunu yeni duyuyorum. Yani lisede ve yani üniversitede hadi meble alakalı olmazsa da lisede bu kadar ortaokula sıkıntı varken ilkokul çocuklarına yönelik yazıların kaldırılması, yani daha farklı reformlar yapılabilir aslında eğitim sisteminde. Burada sıkıntı varken ilkokula dönük olması. Yani tabii ilkokul çocukların üstündeki baskının kaldırılması normal olabilir ama asıl sıkıntı ben lisede ve yani YKS sisteminde olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar değişim yapılması gereken yer varken saçma saçma yerlere odaklanması bana biraz garip geliyor açıkçası. Öğrencilerin okuması gerekiyor değil mi? Sınavlara girmesi gerekiyor. Japonya'da mesela eğitim sisteminde çocuklara bir anda yazıyla başlatma gibi bir olayları yok. Çocukları daha çok hayata hazırlıyorlar. Bence aynı sistemin Türkiye'de de olması gerekiyor. Çocuklar bir anda sınav stresine girmektense daha böyle sosyal şeyler öğrenseler. Mesela trafik kuralları, doğal yaşamla yaşayabilme veya bir şeyler ekip biçebilme bizim çocuklarımız için daha iyi olacak. Ve yazılılar bilmiyorum biraz sıkıyor. İleriki zamanlarda da sıkıyor. Yani liseli öğrenciler de pek istemiyor. Evet, onların bilgilerini ölçmemiz lazım. Ama küçük yaşlarda bence gerek yok ya. Bu şekilde. Yani alınan bir kararı, bu kararı iyi değerlendiriyorsunuz. Evet. Yani eğer sistemi güzel bir şekilde oturtabilirlerse eğer, süreci iyi yönetebilirlerse, çocuklara verilen eğitimler daha farklı açılardan desteklenirse, daha sosyal olabilirlerse, mesela müzik, beden eğitimi ve resim dersleri gerçekten boş geçmezse, çok daha iyi olur.